Özlem, üzerine vazife olmayan işlere burnunu soktun. Önce kızından olduğun, şimdi de canından olayım. Peki ağam, dediğin gibi olsun. Ama biz yıllardır aynı hamuru çiğniyoruz, biliyorsun değil mi? Ne diyeyim kız sen? Diyorum ki, ben o kadar aptal mıyım? Özlem, ne demek isteyeyim? Kırdığın o CD var ya, onun bir kopyası daha var. Bana yalan söyleme Özlem. Yalan demiyorum. Ama bende değil. Bir emanetçiye verdim. Eğer bana bir şey olursa direkt Oğuz komutana verecek. Hadi hakkını helal et. Geberecin. Hala numara çevirmeye devam edin. Yok emanetçiymiş de, yok başına bir şey gelirseymiş de. Ağam. Ulan Özlem, hala 3 kuruşluk aklınla yok neymiş, bir CD daha varmış da. Yok canım, ne CD'si midisi. Kurtarmak için debelen iyi işte. Çıldıracağım. Yok, hiçbir yerde yok. Sakin ol, tamam. Nasıl sakin olayım? Kardeşim kayıp benim ya. Of. Haber verebileceğin kimse yok mu? Annem. Anneme haber vermem lazım. Maya, ne oldu kızım? Anne, Rüzgar kayboldu. Ne? Ne demek Rüzgar kayboldu? Neredesin sen? Parktayım. Tamam, hemen geliyorum. Anne, ne olmuş? Rüzgar kaybolmuş. Nasıl ya? Ebru, ne oluyor? Rüzgar kaybolmuş Emine. Rüzgar mı? Ebru'nun derdi başka türlüymüş. Bir yola çıktım ama nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. İnsan yolunu seçer diye biliyordum. Oysa gerçekte yollar yolcusunu seçiyormuş. Sonuna geldiğimiz yollar. Kaybettiğimiz yollar. Farkında olmadan değiştirdiğimiz. Daha başında olduğumuz yollar. Yabancısı olduğumuz için nereye gideceğimizi bilemediğimiz. Ya dermanımız ya da cesaretimiz kalmadığı için vazgeçtiğimiz yollar. Kalbin pusulası bozulunca her yol yanlış, her yol yabancı. Her yol karanlık, her yol çıkmazdır. Aslında biz yolumuzu kaybetmiyoruz. Biz yollarda kayboluyoruz. Pusulaya bakmak lazım. Emine ara, bir daha ara. Ne olduğunu öğrenelim hadi. Ana aradım kaç kez. Çıkmıyor. Şimdi deli gibi onu oraya koşturuyordum. Allah'ım sen koru ya Rabbim, sen koru. Zaten Ebru'yu deli. Daha dün yatakta öşe gitti. Babaanne ne oldu? Ana. Rüzgar kayboldu. Ebru'lu adam fırladı gittiler. Nerede kayboldu ki ana? Nasıl ya? Yine palavramı sıkayın sen ha. Eh Özlem, eh Özlem. Manyak ettiniz beni. Manyak ettiniz yeminle. Rıza, arabanın anahtarlarını ver hemen. Ağam, arabada yakıt yok. Ne demek yakıt yok lan? Yani deposu boş. Lan beni deli ata bindirme, niye boş? Dönüşte alırım demiştim ağam ama... Lan! Gebertirim seni! Ahmet, arabalardan birini getir hemen, haydi! Çabuk! Seninle gelince hesaplaşacağız. Dur bakalım. Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi çık. Yedi yaşlarında gördünüz mü? Yok kardeş, görmedim. Tamam dayı, sağ ol. Alo kızım. Alo anne. Neredesin? Geldik. Yok değil mi? Yok anne yok. Hiçbir yerde yok. Ne oldu? Bir haber mi var? Yok. Annemler geliyormuş. Tamam. Ben jandarmaya haber vermeye gidiyorum. Tamam. Anne. Anne hepsi benim suçum. Rüzgar bana emanetti. Tamam. Ben kaybettim onu anne. Çok özür dilerim. Tamam Maya, sakin ol. Bulacağız kardeşini. Hadi. Kasım, sakın yapma lan. Sakın öldürme ha. Ağam, iznin olursa bir fikrim var. De hele bakalım. Böyle kafasına falan sık diyorsan... ...sonra bizim için sıkıntı olur. Ne edelim peki? Şöyle yapalım ağam, eğer sen de olur dersen. Sen Özlem bacıyı fabrikaya çağırdın. Ben de onu almaya gideyim. Yolda sen bana telefon aç. İş güç bir şey konuşmak için. Telefonu Özlem bacı istemiş olsun. Sana desin ki... ...anamı göresim geldi. Sen de bana önce anasına götür. Sonra da fabrikaya al gel dedin. Sonra Özlem bacı ben yolu bilmediğim için uçuruma sürdürdü. Ev orada dedi. Sonra da araba tuttu, midem kötü. Çıkaracağım, durdur dedi arabayı. Ben de durdurdum. Hızla koştu gitti, kendini uçurumdan attı. Bebeğini düşürdü ya zaten. Acısına dayanamadı. Böyle ifade veririz. Vay vay vay. Bildiğimiz şeytan çıktın sen ha. Sadece ağamın başına iş açılmasını isterim. Salak Kendal, salak Kendal. Burnun yere düşse eğilip almazsın değil mi? Al işte, ya doğruysa, ya Özlem geberip gittikten sonra o emanetçi midir ne CD'yi... Kasım, sakın, sakın yapma Kasım, sakın. Aç şu telefonu Kendal, aç! Anne, biz bir şeyler almak için çarşıya gelmiştik. Sonra ben bir dükkana girdim. Rüzgar o sırada arkamdaydı. Sonra bir baktım Rüzgar yoktu. Ondan dışarı çıktım ama yine göremedim. Abi, çok önemli bir konu var. Dur bekle. Efendim? Buyurun Ebru Hanım. Oğuz Bey, Rüzgar kaybolmuş. Maya'nın yanından bir anda yok oluvermiş. Ne olur yardım edin. Tamam Ebru Hanım. Neredesiniz şu an? Parkta buluşalım. Tamam, beni orada bekleyin. Hemen geliyorum. Abi çok önemli diyorum. Dur be oğlum, işim var. Sonra söylersin ne diyeceksen. Öldürmüş lan. Geldin mi Kendal? Yolun sonuna geldin. Ben duramıyorum. Siz bekleyin burada. Anne biraz daha bekleseydin. Gelir şimdi Oğuz abi. Duramayacağım Maya. Bir şey olursa haber verin, tamam mı? Ben de geliyorum anne. Selamünaleyküm usta. Ya 9-10 yaşlarında böyle uzun saçlı, sırt çantası olan tek başına bir çocuk gördün mü? Yok, görmedim kardeşim ya. Eyvallah. Efendim Baran? Alo dayı. Rüzgar kayboldu. Ne diyorsun Baran? Nasıl kayboldu? Bilmiyorum dayı. Sokak sokak arıyoruz işte. Tamam, hemen geliyorum. Neredesiniz? Tamam. Öldürdün mü lan? Ebru Hanım. Öldürdün mü? Son duası neydi ya? Sen git. Kaçırıldıysa, ya başına bir şey geldiyse? Aklınıza hemen kötü şeyler getirmeyin. Belki bu oyunun peşine takılmıştır. Bulacağız Rüzgar'ı. Siz eve dönün isterseniz. Evdekilerle konuştunuz mu? Eve gitmiş mi? Ha, eve gitse bize haber verirler zaten. Tüm unsurların dikkatine. Bölgemizde 7 yaşlarında, 1.20 boylarında Rüzgar adlı siyah saçlı bir çocuk kaybolmuştur. Gelişmelerden malumat verin. Ebru Hanım, daha yeni kalktınız. Siz eve dönün isterseniz. Rüzgar'ı bulacağım. Söz veriyorum size. Var mı bir haber? Sen nereden bileyim? Ben söyledim ana. Yok bir haber. İşte öyle bekleşip duruyoruz. Ana, iyi misin? Tansiyonunu falan ölçsek mi? Yok kızım, yok, iyiyim ben. Rüzgar yok, hiçbir yerde bulamadık. Ebru, Halfeti avuç içi kadar bir yer. Buralardadır, nerede olacak? Sen sakin ol. Bak, Oğuz komutanla da konuşun, her yerde arıyorlar. Sakin ol sen. Ama daha kaç kez arayacağım? Aç Kendal, aç, aç. Konuş Özlem. Nedir bu CD yalanı? Yalan değil ağam. Özlem! Yalan değil dedim ağam. Kim bu emanetçin? O CD de emanetçi de benim garantim. Söylersem ne olacak? Yine öldürmeye kalkacaksın. Bana yalan söyleme! Niye koşup geldin o zaman? Beni kurtarmak için değil mi? Yoksa ölüp ölmediğimi kontrol etmek için mi? Özlem, benimle oyun oynama! Oyun oynamıyorum ağam, hayatta kalmaya çalışıyorum. Sen benim oğlumun canına kastettin, Sibel'in canına kastettin. Bıçakla yürüdün, olmadı, zehirlemeye kalktın, olmadı. Durmayacaksın değil mi? Bir daha, bir daha! Nereden bileyim yapmayacağını ha? Bilemeyeceksin işte ağam. Özlem. Seni şuracıkta boğar atarım. Sen zahmet etme, ben atlarım. Kaç! Ya emanetçi de seyrettiyse, ya biliyorsa? Ha bir kişi, ha iki kişi ağam, ne fark eder? Sibel'e bıçak çektiğim günü hatırlıyor musun ağam? Kadriye ana bana ne dedi? Özlem, şimdi o bıçağı Kendal'a doğruldu. Sor bakalım, oğlu için canlı verir mi? Şimdi bıçağı sana doğrulttum ağam. Oğlun için canlı verir misin? Sibel'i gebertmek için bir şey yapıp yapmayacağımı bilemezsin. Tek bir yolum var. Gebert beni. Gebert, kurtar oğlunun hayatını. Ama sonra sen hapse. Ne diyorsun ağam? Uğruna kızımı öldürdüğün biricik oğlunun hayatını kurtaracaksın mı? Söyle ağam, can mı canan mı? Oğlun için hapis yatar mısın? Bunu göze alır mısın? Geberdirim seni. Geberdirim yeminle. Ebru, hava çok soğuk. Hadi gel Şerif abinin orada biraz ısınalım. Yok, ben üşümedim. Ebru, çocukları görmüyor musun? Dondular. Tamam, sen al çocukları gir içeri. Ben biraz daha arayacağım. Ebru, daha yeni ayağa kalktın. İnat etme, gel biraz ısınalım. Sonra devam ederiz. Peki ya oğlum? Asıl Rüzgar çok üşümüştür. Onun parmakları buz gibidir şimdi. Baran, hadi siz geçin biraz ısınalım, sonra devam ederiz. Hadi gel. Ebru, hadi otur biraz dinle. Fırat, burada boşuna vakit kaybediyoruz. Benim yüzümden. Hepsi benim suçum. Maya, tamam kızım, kendini harap ettin. Ebru, sen de biraz sakin olur musun? Ne oldu? Buldunuz mu oğlumu? Babamı gördüm. Geri gelmiş. Ama kaybettim. Hadi gel, beraber arayalım. Hadi. Ellerin buz gibi olmuş senin. Anne, babam dönecek değil mi? Ellerin buz gibi olmuş senin oğlum. Artık gözüm üstünde Özlem. Yanlış bir adım atmaz Hakkı. Bence o yanlış adımı sen atma ağam. Sen ne yılan bir kadın mısın be? Köle yatan şaşı kalkarmış. Defol git lan. Defol! Konağın yeni hanım ağası geldi. Açılsın bakalım tüm kaplar. Bir yerlerde oyuna dalmış olmalı. Nerede? Bulun o zaman. Ebru. Tüm ekiplerle birlikte Rüzgar'ı arıyoruz Ebru Hanım. Yok, ben dayanamayacağım. Ebru. Baran, hadi kızları eve götür. Ben kardeşimi bulmaya gidiyorum. Hayır, Rüzgar'ı bulmamız lazım. Baran, hadi dedim. Hadi. Ağam bak, depoyu fulledim. Bu da 5 litre yakıt, bagaja koyacağım. Bu da huni. Yolda kaldırma ağam. Huniyi takacaksın, yakıtı koyacaksın, süreceksin gideceksin. Bunu mu takacağım? Ha, onu takacaksın, yakıtı lıkır lıkır dökeceksin içine.